Tekrardan merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne demiştik arkadaşlar? Tam kare ifadelerin böyle süslü soru türlerine gelip bırakmıştık. Karışmasın diye arkadaşlar. Şimdi burada verilen bir ifade. Aslında bunu daha sonra parabolde göreceksiniz arkadaşlar. En küçük en büyük değer deyince parabol aklınıza gelecek. Onun k değeriydi. Aslında o buradan geliyor arkadaşlar. Şimdi verilen ikinci derece bir ifade ile alakalı olarak en küçük değer en büyük değer diye bir şey duyduğunuzda onu tam kareye dönüştürmeye çalışın. Bakın x kareli olanlara bakalım. x kare artı 2x neyin tam karesinden gelir? x kare artı 2x neydi? Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Demek ki 1x'miş. Yani ikinci 1'miş demek ki. Bu ifade x artı 1'in tam karesinden gelir. x kare artı 2x artı 1. O sabit kısmı sonra ayarlayacağız. Y'lere bakalım. Y kare eksi 6 y. Eksi 2 çarpı 3 y. 2 katı demek ki 3'müş öncesi. Bu ifade y eksi olduğu için y eksi 3'ün tam karesinden gelmiş. Y kare eksi 6 y artı 9. Bakın artı 1 buradan gelir. Artı 9 da buradan gelir. Toplam 10 eder. 14 etmesi için eksik olan artı 4 de biz yazıyoruz. Bakın en son sabite ayarlamaya başlıyoruz. İkincinin karesi 1 buradan, eksi 3'ün karesi 9 buradan geldi topladım 10. E 14 olması lazım artı 4 ekledik. Bakın arkadaşlar verilen bir ifadeyi tam kareye dönüştürdükten sonra ifadenin alabileceği en küçük değer için tam kareler 0 olmalı. Çünkü onun dışında ne olursa olsun karesi pozitif olur 4'ün üzerine eklenir ve onu büyütür en küçük olması için tam karelerin içleri sıfır olacak arkadaşlar. Yani buradan x eksi 1 bunlarla işimiz yok ama yine de bilelim bu. Tam kareler dışında kalan sayı o bu ifadenin alabileceği en küçük değerdir. Bizden onu istenmiş 4. İfadesi en küçük olduğunda x artı y ne olur diye sorsaydı x eksi 1 y 3 olur bunu unutmuyoruz. Neymiş arkadaşlar verilen ikinci derece bir ifadede en küçük değer soruluyorsa arkadaşlar bunu farklı süsleyecekler gelecek sorusu en küçük değer soruyorsa hemen gözün yaşına bakmayın onu tam kareye dönüştürün tam kareye dönüştükten sonra artı söylenen sayı neyse ya da eksi de olabilir önemli değil o ifadenin alabileceği en küçük değer olmuş olur bakın bunu bir iki soruyla daha süsleyelim Şimdi x ve y reel sayılar olmak üzere demiş ki 2x kare artı 4y kare eksi 6x eksi 4x artı 5 en küçük değer nedir? İkinci derece bir ifadede en küçük değer. Şimdi 2x kare bir şeyin tam karesi olmaz. Şu 4x de demek hem x hem y var. 4x olmuşsa arkadaşlar şimdi şu x kareden bir tanesini ayırsam. Eksi 4x de getirip buraya yazsam. Bakın 2 katı ne olur bu? Eksi 2 2x Demek ki ikincisi 2y'ymiş. 2 yymiş bu ifade x eksi 2 y'nin tam karesinden gelir. x kare birinci ile ikincinin çarpımı eksi 4 x y. E, i̇kincinin karesi artı 4 y kare. 4 y kare var. Şimdi bakın 4 y kare gitti. 4 x gitti. x karelerden birini aldım biri kaldı. Onları da kalanları da ayarlayayım. Eksi 6 x kaldı bir de arkadaşlar. Peki x kare eksi 6 x neyin tam karesinden gelir? x eksi 3'ün tam karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı eksi 6 x oldu mu? Oldu. Şimdi geldi sabite karar verelim. Zaten buradan sabit gelmez. 2 yani karesi 4 y kare. Burada eksi 3'ün karesi 9 olur. Artı 5 olması için bana eksi 4 lazım arkadaşlar. 4 çıkartayım ki artı 9 yine artı 5'e dönsün ki ifade değişmesin. Şimdi devam edelim. Ya Allah. Ne demiş? En küçük değer nedir? Ne demiştik? Tam kareli olanlar 0 olacak. Bu durumda dışarıda kalan en küçük değer olur. O zaman en küçük değerimiz eksi 4. Ya da sorsaydı İfadesi en küçük olduğunda x ve y ne olur diye bir şey sorsaydı hemen x 3 olur. x eşittir 2y x 3 olduğuna göre y de 3 bölü 2 olur. Bununla ilgili de bir şey sorabilir aklımızda bulunsun. Bunun bir süslü şekli de yan tarafta a bölü 15 a eşittir 15 bölü x kare artı 4x artı y olduğuna göre a'nın en büyük değeri. Bakın A'nın en büyük olabilmesi için bu alt tarafın en küçük olması lazım. Çünkü 15'i ne kadar küçük bir sayıya bölerseniz A'yı o kadar büyük bulursunuz. Yine ikinci derecede bir ifadenin en küçük değeri. Bakın bunu parabol bilseydiniz parabolden de çözebilirdiniz. O zaman A eşittir 15 bölü alttaki x kare artı 4x x artı 2'nin tam karesinden gelmez mi arkadaşlar? Artı 2'nin karesi 4. Artı 7 olması için bana bir artı 3 lazım. Hemen bura ne olacak diyoruz? 0 olacak. Burası 0 olduğunda 15 bölü 3'ten bunun alabileceği en büyük değer 5 olarak bulunmuş olur. Süslü tatlı bir soru arkadaşlar. Bunlar soru kalıplar. Ezberleyince yapıştırırsınız gider. Bakın sıradaki soruda hemen şurada demiş ki x eleman tam sayı. Bunu ya gördüğünüz an diyeceksiniz ki ya ben ölümüne değer verebilirim. Oldu oldu olmadı ya Allah deyip değer vereceğim. Yalnız demiş ki toplamın en büyükleri. Şimdi bakın bu toplamın büyük olması için bunun paydalarının olabildiğine küçük olması lazım. İkinci derece bir denklemden küçük demiş. Hemen tam kare aklıma geliyor. 3 bölü şurası x artı 1'in tam karesinden gelir. x, x kare artı 2x. Yalnız 1'in art, karesi artı 1. Artı 2 etmesi için buraya ne lazım? Artı 1. Artı 2 bölü Bakın x kare artı 4 x x artı 2'nin tam karesinden gelir. Artı 4 artı 5 etmesi için artı 1. Şimdi bakın burada ikisini ayrı ayrı sıfır yapamıyorum. Çünkü ikisinde de aynı harf var. Yani buraya sıfır desem bura olmuyor. Şuraya sıfır desem bura olmuyor. O zaman birinden birini sıfır yapacağım. Diğeri de artık artan neyse o. Şimdi burayı sıfır yapmak için x yerine eksi 1 yazacağız. Bakın x yerine eksi 1 yazsak bu ifade 3 bölü 1 artı 2 bölü e, x yerine eksi 1 yazsam 1. 1 buradan geldi. 1 de buradan 2 bölü 2 oldu. Bunun sonucu 3 artı 1'den 4 çıktı. En büyük değer sorulmuş. x birinci parantez kare 0 olursa sonuç 4 çıkıyor. Bir de burayı 0 yapayım. x yerine eksi 2. Bakın mutlak değerde de benzer soru vardı hatırlarsınız. x yerine eksi 2 yazsak bakın 3 bölü. 1 olur burası. Eksi 1'in karesi 1. 3 bölü 2 olur. Artı x yerine eksi 2 yazarsam zaten şurası 0 oluyor. 2 olur. Bunun sonucu 4, 3 de buradan 7 bölü 2 olur arkadaşlar. En büyük değer yukarıdaki 4, 7 bölü 2, 3 buçuk arkadaşlar. 4 daha büyük bir değer Bursa bulunmuş olur. Tam sayımı verdiğim değerler? Tam sayı. Bir sıkıntı var mı? Yok. Neymiş arkadaşlar? Tam kareye dönüştür. Sonra tam kareye dönüştürdükten, dönüştürdükten sonra tam karelerden birinin içerisini sıfır yap. Kurban ol gitsin arkadaşlar. Şimdi 4a kare artı b kare eksi 4a eksi 6b artı 10 eşittir 0 olduğuna göre a artı ve toplam kaçtır? Bu da ya tam kare ile ilgili çok soru var. Kaynaklarda olabildiğine soru uydurulabiliyor tam kare ile ilgili. Şimdi yani böyle gördüğünüzde çok kolay çok basit bir açılım falan diyorsunuz ama değil soru kalıbı çok fazla. Şimdi ikinci derece bir denklem var. Eşit 0 demişse arkadaşlar yine onu tam kareye dönüştür. Peki 4a kare. 4a kare eksi 4a neyin tam karesinden gelir ki bir kez şura 2a. E birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı eksi 4a olabilmesi için bu eksi 1 olmalı. Bunun tam karesi. Tamam şuna kurban olduk. b kare eksi 6b neden gelir? b eksi 3'ün tam karesinden gelir. b kare birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı eksi 6b. Bu ne kadar tamam. Bu tip sorularda eşit 0 denen sorularda bunların karesi sabite denk gelir arkadaşlar. Başka soru olmaz zaten. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 3'ün karesi 9 topladık. 10 denk geldi. Eşittir 0. Bir şey yazmamıza gerek yok artı eksi diye. 2 e, tane tam karenin toplamının 0 olmasının tek yolu var. ikisinin ayrı ayrı 0 olması. 2 e, a eksi 1'i 0 eşitlersek a 1 bölü 2 çıkar. b eksi 3'ü 0 eşitlersek de b 3 çıkar arkadaşlar. a artı b nedir diye sormuş. 1 bölü 2 ile 3'ü toplarsak 6. 1 de buradan geldi. 7 bölü 2 bulunmuş oldu. Bakın bu derste çözdüğümüz bütün sorular hemen hemen arkadaşlar tam kare ile alakalı sorular kalıp sorular ama arkadaşlar. Kalıp sorular. Şimdi x, a, b pozitif tam sayılardır demiş. a çarpı bakın bu da çarpanlara ayırma temel kavramların birlikte sorulduğu çok tatlı bir soru. Şimdi a, x, a, b pozitif tam sayılar. Bunu okuyunca derim ki yani sıkıştığım an ölümüne değer vereceğim. a çarpı b x kareymiş. Bakın arkadaşlar a çarpı b x kare a artı b'nin en büyük değeri en küçük değerin toplamı 144. Temel kavramları hatırlayın. Çarpımı verilen bir ifadede toplamın en büyük olmasını istiyorsanız birine bir dersiniz. Diğerine sonucun kendisini. 1 çarpı x kare. Toplamın en büyük değeri x kare artı 1'dir. Bu en büyük değeri arkadaşlar. Eğer toplamı küçük yapmak isterseniz de birbirine yakın seçersiniz çarpanları. E, x kare olduğuna göre bu x çarpı x'dir birbirine en yakın. O zaman toplamın en küçük değeri de 2x'dir arkadaşlar. En büyük değerle en küçük değerin toplamı 144'müş. E bunları toplarsak biz x kare artı 2x artı 1 144'müş. E bu neyin açılımı? x artı 1'in tam karesinin açılımı ya da üç terimlilerden artı 1 ile artı 1'in çarpımı arkadaşlar. Eşittir 144. XAB pozitif. O zaman X artı 1 artı 12'dir. Eksi 12 değildir arkadaşlar. Biri karşıya atarsak X eşittir. 11 bulunmuş olur. Güzel mi? Allah var. Güzel bir soru. Datlı bir soru. dikkatle arkadaşlar çözülmesi gereken, anlaşılması gereken bir soru. Şimdi peki tam kareyi bazen de böyle süslü, daha da süslü böyle size bırakabilecekleri bir şey için verirler. Bakın aklınızdan şunu çıkarmayın. A eksi B ile A artı B'nin X artı Y ile X eksi Y'nin arkadaşlar buluşma noktası buluşma noktası A kare artı B karedir. Kulağa küpe olacak bir bilgi söyledim şimdi. Şimdi x eksi y'yi vermiş x artı y'yi istemiş. Ya da x artı y'yi vermiş x eksi y'yi istemiş. Bunların buluşma yeri a kare artı b karedir. Kulağa küpe. Bakın burada ne demiş? A eksi b 4 demiş. A çarpı b 12 demiş. A kare artı b kare istenmiş. E şimdi ben bunlardan a kare artı b kare nasıl ulaşırım özdeşliği görmedik. O da var ama hiç gerek yok. Hemen şurada her iki tarafın karesini alırsanız arkadaşlar. A kare eksi 2 a b artı b kare eşittir 16 olur. A çarpı b neydi? 12 idi. Yerine yazdım. buraya eksi 24. Karşıya attım. A kare artı B kare eksi 24 artı 24 olarak geldi. A kare artı B kare 40 bulundu. Bakın bu bir silsile var şimdi soru arkadaşlar. Bunun ilk türü. A eksi B'yi biliyorsunuz. A kare artı B kareyi bulacaksınız. A artı B'yi biliyorsunuz. A kare artı B kareyi bulacaksınız. Tam kare. Her iki tarafın tam karesini alın. Burban olun. A çarpı B biliniyorsa zaten işimiz daha kolay olur. Şimdi sıradaki soruda bakın. X artı Y'yi biliyoruz. X çarpı Y'yi biliyoruz. Benden X eksiye istenmiş. X artı Y ile X eksi Y'nin buluşma noktası karedir arkadaşlar. Hemen X artı Y eşittir 4. X eksi Y eşittir K diyeyim. Her iki tarafın karesini hem burada hem buradan alıp bunları buluşturacağım arkadaşlar. Şimdi bu ifade x kare yani bakın aklınıza çıkmasın. x artı y verilmiş x eksiye istenmiş. x eksiye vermiş, x artı y istenmiş. Eşek değilse orada x çarpı y de verir zaten. Hemen her iki tarafın karesini alın. Bunları buluşturun ortak noktada. x kare artı 2xy artı y kare eşittir 16. Bildiklerimizi yazalım mı? Arkadaşlar 2xy, x çarpı y 1, 2 karşıya attım. x kare artı y karenin 14 olduğunu buradan bulduk. Şurada da kullanacağız şimdi bunu. Burada her iki tarafın karesini alsak. x kare eksi 2xy artı y kare eşittir k kare olur mu? x kare artı y kare 14. x çarpı y 1 eksi 2 eşittir k kare. Buradan k kare eşittir 12 olur. E kök aldık mutlak değeri sorulmuş. K zaten mutlu şey arkadaşlar fark. K buradan kök 12. Kök 12 ne? 4 çarpı 3. Yani 2 kök 3. Normalde eksi 2 kök 3 de olabilir ama mutlak değeri dediği için arkadaşlar 2 kök 3 bulunmuş olur. Dikkat. Bakın yandaki soru. Bu sefer bir şeyler yap da ulaş diyor. Şimdi 1 bölü x artı 1 bölü y 4. x kare artı y kare 14. x artı y ne? Şimdi bakın şurada bir şey göremiyorum. Bir payda eşitlerim burada. Şurayı y ile burayı x ile çarparsanız. Bakın y artı x bölü x çarpı y eşittir 4 olur arkadaşlar. Hemen bunu karşıya atsak x artı y eşittir 4 x y olur. Peki x kare artı y kare nasıl ulaşacağız? Her iki tarafın karesini alarak kareyi aldım. Şimdi birincinin karesi x kare artı 2xy artı y kare eşittir 16x kare y kare. Doğru yoldayız. x kare artı y kare ne? 14 arkadaşlar. Bakın ben şunu da değişken değiştireceğim. Şuna t dersem bakın burası t kare olur. İfade ne oldu? 16 t kare. Şu t dediğim artı 2t karşıya attım. Eksi 2t oldu x kare artı y kare 14 onu da karşıya attım. Eksi 14 eşittir 0 oldu. Bir 2'ye bölelim. 8 t kare eksi t eksi 7 eşittir 0. 3 terimli. Çarpanlara ayıracağız arkadaşlar. Eksi 7 eksi 1 lazım. Eksi t'ye t desek. Eksi 1 lazım ya. Şuna artı 7'ye eksi 1 desek. Bakın çaprazlama çarpın. Eksi 1 t bulundu. Şunu 0'a eşitlerseniz. Buradan t eksi 7 bölü 8 çıkar. Şunu sıfıra eşitlerseniz t 1 çıkar. t dediğimde x çarpı y. E pozitif demiş eksiği unutun. 1 o zaman x çarpı y 1. Peki x artı y neydi arkadaşlar? Şurada bakın. x artı y 4 tane x çarpı y idi. E 1 bulduğumuza göre x artı y de buradan 4 bulunmuş olur. Görülüyor değil mi arkadaşlar? Görülüyormuş. X artı Y'yi 4 bulduk. Yani Bursa. Güzel miydi? Vallahi güzel bir soruydu. Ne bu? Değişken değiştirme var. Çarpanlara ayırma var. ikinci derece denklem var. Her şey var bu soruda. Tatlı soru arkadaşlar. Allah var. Benzer bir soru daha aldım arkadaşlar. İyice bir otursun olay. X kare artı Y kare 5 burada. Şimdi bak paydaları eşitledim. Burayı X ile şurayı Y ile çarptım. Yukarısı ne oldu? X kare artı Y kare bölü. X çarpı Y eşittir 1 bölü 2. Şimdi işler dışlar yapıp x kare artı y kare yerine de 5 yazarsak bakın x çarpı y eşittir 13. Bu burada kalsın. Bana ne lazım x artı y? Peki x artı y eşittir k diyeyim. Çünkü x artı y'den x kare artı y kare neyle ulaşırım? Kare alarak. Her iki tarafın karesini aldım. Şurası ne olur? x kare artı 2xy artı y kare eşittir k kare oldu. Bildiklerimizi yazalım. Toplam 5. 2x y de 20 eder arkadaşlar. Eşittir k kare. k kare eşittir 25. k buradan 5 ya da eksi 5 ama pozitif değeri istenmiş. k 5 bulunmuş olur. Şuna da kurban olalım. Şimdi bak burada x artı 1 bölü x 5 verilmiş. x kare artı 1 bölü x kare istenmiş. E ne yapacağız? Her iki tarafın karesini alıp buna ulaşabiliriz. Her iki tarafın karesini aldığımızda. Şimdi iki tür soru var bunda. Biri efendi efendi kendi verir bu kalıbı. X kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı şöyle bir yazayım ilkinde. Artı ikincinin karesi 1 bölü x kare eşittir 25. Bakın arkadaşlar birinci ile ikincinin çarpımında her zaman o x ile 1 bölü x gider. Buradan x kare artı 1 bölü x kare eşittir. 2'yi de karşıya atarsam 23 bulunmuş olur. X kare artı 1 bölü x kare neymiş? 23'müş. Bunun ikinci şeklinde çözüp öyle bırakayım. Şimdi bakın bu biraz önceki soru kalıp oldu belli ama bana x eksi 1 bölü x ya da x artı 1 bölü x lazım. Şurada her tarafı x'e bölüyorum bakın. Böyle bir ifade sorulup da eğer kalıp bildiğimiz kalıp her tarafı x'e bölün. Ne olur? x eksi 3 artı 1 bölü x eşittir 0 mu? 3'ü karşıya atıyorum. x artı 1 bölü x eşittir 3 artı kare alabilirim arkadaşlar. Ne oldu? x kare birinci ile ikinci çarpımı 2 iki katı artı 2. 1 bölü x kare ikincisi 9. Karşı attım. x kare artı 1 bölü x kare 7 bulunmuş oldu arkadaşlar. 7 bulunmuş oldu. Şimdi yandaki soruda benzer bir soru ama arkadaşlar oradan itibaren de diğer videomuzdan devam edelim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.